soğuk ya. Yemin ediyorum var ya, sıkıldım aslında. Bu soğuğundan bıktım arkadaşlar. Gelin buralardan gidelim. Ah! Nereye geldik? Tabii ki Miami'ye geldik. California kesmedi, Vegas kesmedi. Miami'deyiz arkadaşlar. Şimdi burada GTA Vice City'nin çekildiği 5 1 2 3 4 5 5 efsane yere gideceğiz. İlkindeyiz. Yani South Beach'teyiz. Burası GTA Vice City'nin meşhur sahilde. Hatta Kenshou'da, hatta şurada görmüş olduğunuz gibi GTA Vice City'deki bir görevdi hatırlarsanız. Aşırı derecede zordu. İlk yerimiz South Beach, GTA Vice City burada geçiyor. Hatta oyun burada başlıyor. İkinci yerimize gelin gidelim. South Beach'ten ayrılmadan önce şu arkamda görmüş olduğunuz mekan dostlarım, işte GTA Vice City'de iki tane kule gözüküyor ya, o iki kule işte bu iki kule. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı şekilde gördüğünüz gibi orada duruyorlar. Gelin şimdi diğer yerlerimize. Ben biraz yüzeyim. Ondan sonra diğer yerlerimize gidelim. Bir şey diyeceğim. Kimse de uyarmıyor. GTA Vice diye geldik. Ama arabamız yok. Ne yapacağız o zaman? Tabii ki hile yazacağız. Bizim hilemiz neydi dostlarım? Get here fast. Enter. Geldi. Vallahi geldi adam. Aracımız da gökten düştü. Araba çarpmadan aracımıza binelim arkadaşlar. Nasıl? Amerikan ruhu. Alman arabalarından sıkıldık. BMW'dir, ne bileyim İsveç arabası Volvo'dur. Amerikan ruhunu gelin beraber yaşayalım. Şöyle bir konsolumuz var. Ondan sonracıma buradan sport modunu hemen açalım abi. Sport açınca şuraya yarış bayrağı geldi. Böyle bir araç. Evet dostlarım, yanlış görmüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz sokak GTA'nın daha ilk bölümlerinde o kasabı öldürüp hayvan gibi telefonu aldığımız sokak. İnanabiliyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim size. Bu sokak işte o sokak. Kasap şuradan çıkar, onu öldürürüz, telefon alırız ve maceramız başlar. Sound right, boys. Dostlarım şu anda şurada GTA Vice City'nin haritasını görüyorsunuz. O haritada tam olarak işaretlediğim noktadayız. Yani şu anda ilk oyunun başladığı yerde değil de karşısında. Yani Miami'nin downtown'un olduğu, Brickell denen yerin olduğu ve Nusret'in Steakhouse açtığı bölgedeyiz. Köprüden karşıya geçtik. Şimdi buradan botumuza binip evleri göreceğiz. Evet, giriş yapıyoruz dostlar şu anda. Maske takmak zorunluymuş, lanet olsun. Nefret ediyorum maskeden artık, özellikle bu sıcakta daha da nefret ediyorum ama uyardılar, o yüzden şuraya taktık şimdilik. Bakalım, içeriye de girdik. Şu an normal Beşiktaş Kadıköy vapuru gibi bir şey yani. Çok bir numarası yok ama mansionlara bakacağız şimdi. Mansionlar yani bu ünlülerin evleri nasılmış? Abilerimiz bunları nasıl almışlar? Bakarsınız belki de bir ünlü görürüz. Şöyle size bir de yukarıdan göstereyim gençler. Böyle görmüş olduğunuz gibi şöyle bir alandayız. Sorry. Şöyle göstereyim. Evet. Oturuyoruz. Evet dostlar, Diaz'ın malikanesine sonunda geldik. Bakın, görmüş olduğunuz yer. Hatırladınız mı bilmiyorum. Şuradan girip önü arkası vardı. Evet. Lens'le arkadan girip bu malikaneyi basmıştık. İşte orası, burası Diaz abimizin malikanesi. Sonradan tabii ki Tommy abimize geçti. Sound white boy.
ve efsanevi Colony Hotel. Arkadaşlar burası GTA Vice City'de aynen, bakın tıklıyorum, bakın aynen bu şekildeydi. 2021 yılındayız. Oyun çıkalı 20-25 sene oldu. Hala aynı şekilde duruyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Colony Hotel. Ya bir filmi, dizi, ne filmi ne dizi. Oyunu oynamayanlar için sıradan bir otel gibi gelecek ama oyunu bilenler, GTA Vice City fanatikleri için bu otel çok şey ifade edecek. Dostlarım, hani GTA Vice City'de gelip de kıyafetleri değiştirdiğiniz yer var ya, işte o store, bu store. Bakın tam köşe. GTA Vice City oynayanlar burayı iyi bilir. Şöyle göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Of, evet gençler, her yere gittik. GTA Vice City'nin çekildiği yerleri gördük. Yetti mi? Yetmedi. Miami'ye gelip de nereye gitmeden olmaz? Striptease Club değil. Dirty Motherfuckers değil. Nereye gitmeden olmaz? Tabii ki. Bakın, bakın, bak, gidelim, gelin beraber gidelim, gelin beraber gidelim. Abimiz buraya şeklini koymuş, görüyor musunuz? Nusret'teyiz dostlar. Nusret'le GTA Vice City vlogumuzu, efsane Miami tatilini bitiriyoruz. Hello, Aroma glass, thank you. Ya bunu şunun içine koydum mu tadı kaçıyor bence. O yüzden ben bunu böyle seviyorum. Evet, New York'tan tanıdığımız Başar da bizle. Herkese selam. Evet gençler, videoyu Nusret'in havuç dilimi, biliyorsunuz bununla alakalı hikayemizi şuraya koyuyorum. Bu hikayeyle, havuç dilimi tatlıyla videomuzu bitiriyorum ve tekrar söylüyorum. Bakın, GTA Vice City oynamış her bir çocuk, her bir genç, aranızda kim varsa mutlaka ama mutlaka Miami'ye gelmeden ölmeyin. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.